Son dönemdeki kira artış oranları kiracıları kara kara düşündürüyor ki ev sahipleri rağetlerin çok üzerinde zam talep ediyor. Bir araştırmaya göre İstanbul'da kiralık konut fiyatlarında yıllık artış oranı %70'e ulaştı efendim. Kira artışında başı çeken ilçelerse Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer. Kiracım? Kiracıyım evet. Sizin de arttı mı? Evet bizim de arttı. Türkiye koşullarında çalışan birinin bu artışlara ayak uydurması mümkün değil. Kiralar arttıkça arttı. Kiralık ev arayanlar kara kara düşünmeye başladı. Son bir yılda ortalama kira artışı %70'e ulaştı. İlçe bazında veya semt bazında %100, %150 artan semtler var. Araştırmayı Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi yaptı. Rapora göre Türkiye genelinde kiralık konut fiyatlarında yıllık artış oranı ortalama %57,1 oldu. İstanbul'da ise bu oran %70'e ulaştı. Şu anda yeni inşaat yapılmaması, kentsel dönüşümden dolayı binaların boşalıp da o evde kalan hane halkın ev aramaya kalkması. Piyasa bir anda yoğun bir taleple karşı karşıya kaldı. Yani kısa bir zamanda 100-150 bine yakın bir talep oluştu. İstanbul'da kira artışında başı çeken ilçe ise Kadıköy oldu. Öyle ki bazı bölgelerde %200'e kadar çıktığı belirtildi. Bunun ilk çıkış noktası e, Suadiye ve Bostancı semtlerinde başladı. Oradaki evler %100, %150, %200 arttı. Ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum ama e, bu arz talep devam ettiği sürece de bunun önüne geçilemeyecek. Kadıköy'ü sırasıyla Beşiktaş ve Sarıyer izledi. En az artış yaşanan ilçelerse Esenyurt ve Gazi Osman Paşa. Esenyurt'un kuzeyi yine Anadolu yakasında Maltepe'nin kuzeyi E5'in kuzey tarafı Gazi Osman Paşa son dönemde avcılarda bir düşüş var. Ev sahipleri de başkalarıyla kıyaslıyor. Ona göre de kendi aralarında zam getiriyor ve diğer büyük şehirler. Ankara'daki yıllık kira artış oranı %40,8, İzmir'de ise %46,1 oldu. İzmir depreminden sonra da o psikolojiyle yeni olan binalar, yeni inşaatlar ön plana çıktı. Onların da fiyatı oldukça yükseldi.